أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Yusuf! Nereye gitmiş olabilir ki? Onu görmedin mi? Yusuf! 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 Besme, Yusuf'u gördün mü? Ne var, ne oldu? Yusuf kayboldu. Yanıma gelmedi, ne oldu? Faika hala, Yusuf. Yusuf? Yusuf kaybolmuş. Anne, kayıp mı olmuş? Allah'ım. Kuyu. Kuyu, kuyuya düşmüş olmasın sakın. Yusuf! Kuyuya düşerken çıkardığı sesi duydunuz mu? Hayır, duymadım. Biraz sabırlı olun hanımım. Nereye saklandıysa çıkar ortaya. Peki niye çıkmıyor? Nereye gitmiş? Neden böyle ağlaşıyorsunuz? Yusuf'a ne yaptınız? Konuş! Sakin ol. Sakin ol. Bakalım ne olmuş. Ne oldu?
Evde her zamanki işlerle meşguldüm. Çocuklar da avluda oyun oynuyordu. Birden Yusuf'a seslendiklerini duydum. Ne oldu dedim. Yusuf, Yusuf kayboldu dediler. Her tarafa baktınız mı? Aa, baktık. Emaneti böyle mi korudunuz? Yusuf'a böyle mi baktınız? Neden? Neden dikkat etmedin? Yeter. Sus da ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'um. Evin karanlık köşelerine de baktınız mı? Evet, baktık. Yusuf akıllı bir çocuk. Neredesin? Kendisini bulamayacakları bir yere saklanmış olmalı. Neredesin? Mesela sandığa ya da tandırın içine. Yusuf. Uykuya dalmış. Gel bakalım Yusuf. Gel buraya oğlum. Merhaba baba. Merhaba gönlümün azizi. Burada ne yapıyorsun? Halasının bir tanesi. Yüreğimi ağzıma getirdin. Orada ne yapıyordun? Tandırın içine neden girdin? Oynuyorduk biz. Kardeşlerim beni bulamasın diye buraya saklanmıştım. Faika, gözünü Yusuf'un üzerinden ayırmamalıydın. Yusuf tandırın içinde boğulsaydı ne yapardık? Kardeşim Rahel'e çocuklarını koruyacağıma dair söz vermiştim. Bundan böyle onu bir an bile gözümün önünden ayırmayacağım. Hadi. Yusufsuz yaşayamam, asla yaşayamam. Bana bu kadar ıstırap çektirme. Ayağı çukurda yalnız ve yaşlı bir kadın olarak sana yalvarıyorum. Ne olur. Hayır, bu son kararım. Söz veriyorum bu kez öncekinden daha dikkatli davranacağım. Doğrusu Faika, Yusuf'un ayrılmasını artık tahammül edemem. İyisi mi burada yanımızda kalsın? Bana bir şans daha vermenizi istiyorum. Bir fırsat daha. Faika, biliyorsun ki Yusuf sıradan bir çocuk değil. Yusuf söz konusu olunca müsamaha gösteremem. O halde Yusuf'la olan bağımı birden koparmayın. Bırakın birkaç gün yanımda kalsın. Ona olan sevgimi azaltayım biraz. Lütfen size yalvarıyorum. Sana son sözümüzü söyledik. Liya. Sadece birkaç gün. Duydun mu? Sadece birkaç gün. Sadece birkaç gün. Onu kendi ellerimle size getireceğime dair söz veriyorum. Gidelim yavrum. Sana minnettarım Leya. Minnettarım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım.
Hala siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıktınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem Leyla'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah. Yavrum benim. Demek halanın yanında kalmak istiyorsun öyle mi? Hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi. Ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Kalk hazırlan da babanın yanına gidelim şimdi. Merhaba baba. Selam hala. Selam babasının bir tanesi. Selam size. Emanetinizi vermek için geldim. Sağ salim getirdim Faika onu. Faika hala merhaba. Selam kızım. Ona birkaç gün bakacaktın, ne oldu? Yusuf, hoş geldin oğlum. Emanet geri verilmeli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Memnun değilseniz geri götürebilirim. Hayır. Onu geri getirdiğin için sana minnettarız. Bir süreliğine de olsa bakımını üstlendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Yusuf, hadi oynayalım. Git oğlum. Allah'a ısmarladık kardeşim. Güle güle. Güle güle hala. Yusuf'la kardeşleri arasında ne fark var? Niçin ona bu kadar değer veriyorlar? Bu çok açık. Yakup ve kardeşi Yusuf'u bizim çocuklardan daha çok seviyor. Dök. Besme. Besme. Buyurun hanımım. Babam İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Onu gördün mü? Hayır. Gel benimle. Ahaliye ve şehrin ileri gelenlerine de haber vermek gerekir. Gidelim. Yürü. Dikkatli olun Dine. Tamam. Bekle Yehuda. Sizler de acele edin. Dikkat edin. Ne oldu kardeşim? Besmi, ne olmuş?
İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her yeri aradınız mı? Aradık. Babamız İshak'ın yadigarıydı. Çok üzgünüm. Kuşağı Yusuf'tan alıp saklamıştım. İyice arayın. Bulacağınızdan eminim. Her yeri aradık. Herkese sorduk. Ama bulamadık. Ne zaman kayboldu? Ne bileyim ben. Yusuf'u buraya getirdiğim günden beri kuşağı da görmedim işte. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi Yakup? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kendine ait olduğunu veya onu bağışladığını düşünmüş olabilir. Ama ben sanmıyorum bunu. Ben kuşağı bulmak için her yeri ve herkesi arayacağım. Buluncaya kadar da içim rahat etmeyecek. O kuşağı yalnızca Yusuf kuşanırdı. Bizim bir ilgimiz yok. Pekala. Ben de önce Yusuf'un üstünü arayacağım. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Bir şeyler dönüyor ama ben de anlamıyorum. Bu hile canımı sıkıyor doğrusu. Hile mi? Ne hilesi? Ey ahali! Ben kuşağımı kaybettim ve onu bulmak niyetindeyim. Bu bir hile mi sizce? Bana fikrinizi söyleyin. Pekala, gürültü yapma, gürültü yapma. Ara, hepsinin üstünü ara. Kuşak burada. Haklıymışım, öyle değil mi? İşte kuşak. Yusuf, nasıl böyle bir şey yaparsın? Yusuf bir şey yapmamış ki. Sadece hırsızlık yapmış. Kenan halkı, gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala, pekala, kuşağı buldun. Al ve git onu, tamam mı? O kadar ucuz kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri çok açık. Bütün bu insanlar bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine 4 yıllığına köle olur. Bunu burada herkes bilir kardeşim. Herkes bilir bu kuralı. Yusuf'un bir köleliği eksik kalmıştı zaten. Hepimiz Kenan diyarının törelerini biliriz. Yusuf'u köle olarak alacak değilsin herhalde. Bu işte gözünün yaşına bakmayacağım. Kenan diyarının törelerini görmezden gelirseniz o başka tabii. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu kadar yeter Faika. Ben bu saçma sapan töreye inanmıyorum. Yusuf'u sana köle olarak vermeyeceğim. Sizler Allah'ın elçisinin ailesi olarak halkın gelenek ve göreneklerine saygı göstermezken başkalarından ne bekleyebiliriz ki? Ama Yusuf daha bir çocuk. Onu nasıl bir köle olarak verebilirsiniz? Bunların töresi büyük küçük herkes için geçerli. Biz de saygı göstermeliyiz. Biliyorum ki bu işin içinde bir iş var. Ama elim kolum bağlı. Bu hakkından vazgeçmezsen senin bu isteğine boyun eğmek zorundayım. Ben malımın hırsızını buldum ve onu bağışlamayacağım. Ama Allah ve peygamberi beni bağışlasın ve cezalandırmasın. Gidelim Yusuf. Sen bugünden itibaren 4 yıl boyunca benim kölem olacaksın. Öve öve göklere çıkardıkları çocuğun yaptıklarına bak. Zaten bir çocuğa hak etmediği değer verilirse farklı bir sonuç beklememek gerekir. Çocuklar bazen böyle haylazlıklar yapar. Bu hırsızlık sayılmaz. Neden itiraz etmedin? Faika asla Yusuf'a gerektiği gibi bakamaz. Yusuf görünüşte hırsızlık yapmıştı. Ve ben bunun aksini ispat edemedim. Endişelenme. Yusuf'un yeri gayet iyi.
Halasının Azizi, bu andan itibaren sen efendimsin, ben de senin kölenim. Sen kardeşimin varisi ve kabilemize yol gösterecek ışıksın. Bu kuşak gerçekte yalnızca sana layık bir mirastır zaten. Senin hakkındır. Bu kuşak bundan böyle benim mi? Yusuf, oğlum rüya mı görüyorsun yoksa? Tamam tamam, sonra yardım edelim, benim işim. Selam baba. Selam sana gönlümün azizi. Allah'ın peygamberi beni bağışladı mı? Evine kabul edecek mi? Asıl böyle yapmasaydın seni bağışlamazdım. Sevenlerin yolundan gittin. Ve böylece sevdiğini elde ettin. Bağışlamak peygamberlere yaraşır. Umarım bu affa layık olurum. Ben affedecek bir suçlu göremiyorum. Gelişinizi neye borçluyuz? Yusuf'un ısrarıyla geldim kardeşim. Gördüğü rüyayı bir an önce size anlatmak istiyor. Hiç şüphe yok ki rüyası baştan sona hayır ve iyiliktir. Benim Yusuf'umun rüyasında habis ve kötü ruhlar yol bulmaz. Evet. Babasının bir tanesi, anlat bakalım ne gördün? Rüyamda kardeşlerimle beraber kıra gitmiştik. Şiddetli bir rüzgar esiyordu baba. Çok şiddetli. Özel bir yorumu olduğunu sanmıyorum. Tabir etmek için biraz düşünmek gerek. Belki aklıma bir şeyler gelir. Sürüyü bugün kıra götürmeyecek misiniz? Ne bekliyorsunuz? Rüyanın tabiri neydi acaba? Yakup topluluk içinde bir şey söylemedi. Anlamadın mı?
rüyanın tabiri Yusuf'un kardeşlerinden daha üstün olduğudur. Çok safsın. Rüyanın tabiri çocuklar için gayet açıktı. Yüzlerinden rahatsız oldukları okunuyordu. Zihinlerinde bıraktığı kötü tesiri silmeye çalışacağım. Yusuf topluluğun içinde rüyasını anlatmamalıydı. Biraz yemek ve hurma hazırla. Birazdan yanlarına gideceğim. Gel oğlum, gel. Senin için düşündüklerim doğru çıktı oğlum. Müjdeler olsun ki gelecekte yüce ve yüksek bir makama nail olacaksın. Kardeşlerin senin emrinde olacak. Babam İshak peygamber soyumdan birçok peygamber gönderilmesi için bana dua etti. Her zaman bu ilahi görevimi devam ettirecek varisin kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Umarım sen benim yolumu devam ettirirsin oğlum. Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Belki sen bizim beklediğimizsin oğlum. Baba, peygamberlik ne demek? Yemek ve giysilerimi hazırlayayım. Peygamberler oğlum, Allah'ın insanlara gönderdiği elçilerdir. İnsanlara Allah'ın yolunu, kurtuluş ve mükemmellik yolunu gösterirler. Rüyanın yorumunu kimseye söyleme, özellikle de kardeşlerine. Niçin peki baba? Eğer kardeşlerine anlatırsan benliklerini kıskançlık ateşi sarar ve sana düşman olurlar. Beni endişelendirdin kardeşim. Şimdi Yusuf'u daha çok gözlerimin önünde bulundurmalıyım. İzin verirseniz ben Yusuf'u alıp eve gideyim artık kardeşim. Götür. Ama gözlerini dört aç. Allah sizi korusun. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle oğlum. Dikkatli ol. Onu yalnız bırakma. Akşam döndüğünüzde size onu getiririm. Uzun süredir onlarla çobanlık yapmadım. Akşam onlarla birlikte dönerim. Çocuklarımız onlara karşı beslediğin sevginin azaldığını düşünüyor. Merak etme. Bu algıyı düzeltmeye çalışacağım. Yusuf ve Bünyamin durdukça Yakup diğer çocuklarına gerekli ilgiyi göstermeyecek. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Biz yanımızda yemeğimizi getirmiştik. Siz niye zahmet ettiniz ki? Benim de çocuklarımı özlemeye hakkım yok mu yani? Bazı günleri onlarla birlikte geçirmeye de mi hakkım yok? Gelişinizden başka hiçbir şey bizi bu kadar sevindirmezdi. Siz gelmeden önce matemli gibiydik. Hiç kimse gülecek durumda değildi. Niçin? Ne oldu ki peki? Biliyor musun baba? Senin bize olan sevginin azaldığını düşünüyoruz. Yusuf ve kardeşine daha çok ilgi gösteriyorsunuz. Ama ben Yusuf'u sizin için Faika halasına gönderdim. Bunu anlamadınız mı? Anneniz sizden çok onunla ilgilendiği için bunu yaptı. Değişen bir şey olmadı. Annemiz ve Bünyamin'le halamız da Yusuf'la ilgileniyor.
En iyi elbiseleri ona giydirip en iyi yemekleri yediriyorlar. Haklısınız. Ama siz de hak vermelisiniz. Onlara öyle davranmalıyız ki annesiz olduklarını hissetmemeliler. Baba, Yusuf'un gördüğü rüya bizi çok endişelendirdi. Ailenin güçlü erkekleri bizleriz. Ailenin ağır sorumluluğu ve güç işlerin yapılması bizim üzerimizde. Hal böyleyken Yusuf mu sizin halifeniz olacak? Ama bu rüya başka şekilde de yorumlanabilir. Yusuf asasının yeşerdiğini ve asalarınızın onun gölgesinde kaldığını söylemedi mi? Bu Yusuf'un bütün kardeşlerini sevdiği anlamına da gelebilir. Ya da Yusuf herkese karşı cömert ve şefkatli olacak ve bütün kardeşlerini de sevecek demektir. Öyle anlaşılıyor ki bu rüya bizim yaptığımız yorumdan başka biçimlerde de yorumlanabilir. Tam olarak anlayamadım. Yani Yusuf sizin halifeniz mi olacak? Benim halifemi Allah belirleyecek. İçinizden en iyisini seçecek. Siz de artık boş bahaneler ileri sürmeyin. Yusuf ve Bünyamin sizin düşmanlarınız değil, kardeşlerinizdir. Ben hepinizi seviyorum. Siz de birbirinizi sevin ki Allah da sizleri sevmeye devam etsin. Hanedanımın büyükleri, benim ümidim ve dayanağım sizlersiniz. Bugün size bütünüyle güvenebileceğimi hissediyorum. Sizler güçlü ve cesur evlatlarsınız. Siz varken hiçbir şey beni üzemez, asla. Babamızı incittiğimiz için özür dileriz. Kurt, Levi, Naftali, Şimon Kurt. Kurt sürüye saldırıyor. Bunu da nereden getirdiniz? Onu biz öldürdük. Sürümüze saldırınca üzerine gittik ve onu öldürdük. Ama biliyorsunuz size zarar verebilirdi. Asıl biz onlara zarar verirdik. Allah sizin gibi çılgın ve korkusuz çocukların akıbetini hayırlı etsin. Siz de onlara yardım mı ettiniz? Bana müdahale edecek fırsat bırakmadılar ki. Bir de baktım ki kurduğun işini bitirmişler hemen. Babamızla sohbete dalmıştık ki bir de ne görelim, sürü dağılmaya başlamasın mı? Büyük bir kurt sürüye saldırdı birden. Biz de onu öldürdük. Bu tehlikeli bir iş. Nasıl yaptınız bunu? Sürümüze saldırınca biz de ona saldırdık. Elimize ne geçerse onunla vurduk. Taşla, sopayla. Ben sopayla başına vurdum. Levi de başına büyük bir taş indirince hayvan sersemledi. Birkaç kez bize saldırdı. Ondan korksaydık kesinlikle bizi öldürürdü. Keşke ben de yanınızda olsaydım. Baba, ben de kardeşlerimle beraber kıra gidebilir miyim? Hayır oğlum. Sen bu iş için daha çok küçüksün. Büyüyünce gidersin. Şimon, yemeğini. Levi, Yehuda. Gelin de koyunları ahıra koyalım. Tamam. Ben de gidebilir miyim baba? Git oğlum. Gelin. Koyunları ahıra doldurun. Köpeklere de yemek vermeyi unutmayın sakın. Babamız kırda Yusuf'un gördüğü rüyayı ne için yalnızca Yusuf'un liderliği ve üstünlüğü olarak yorumluyorsunuz dedi. Kardeşlerine duyduğu sevgi olarak da yorumlanabilir dedi.
Öyle mi? O hepinizi seviyor mu yani? Evet annem. Yusuf gerçekten de hepimizi çok seviyor. Sevgisini göstermek için rüya görmesine gerek yoktu. Rüya gelecekten haber verir. Yusuf'un önderliğini ve üstünlüğünü haber veriyor. Babanız sizi aptal yerine koymuş. İnanmayın. Babanız sizi susturmak istemiş. Bilha eğer bu rüya gerçekse Yusuf'un önderliği ve üstünlüğünden haber verdiğini söylüyor. Ama biz Yusuf'la oynuyorduk. Çok iyi vakit geçirdik. O sizin babanız. Çocuklarının birbirlerine kin gütmelerini istemez. Herkesin kendisi gibi Yusuf'u sevmesini istiyor. Neyin var? Hala? Besme! 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 Ne oldu Yusuf? Halam. Yusuf ne oldu? Babama haber ver. Hala, hanımımın durumu iyi değil. Acele edin. Acele edin, yardım edin. Hoş geldin baba. Faika halanın durumu iyi değil. Faika. Faika neyin var kardeşim? Benim de vaktim geldi kardeşim. Nereden biliyorsun? Durumun iyiydi. Birden ne oldu sana? Ne fark eder ki? Ben vaktimin geldiğini biliyorum. Bir tabip bulun ya da bir ilaç hazırlayın ona. Lütfen ona yardım edin. Dünden beri vaktimin kalmadığını biliyordum zaten. Sadece sözlerime kulak verin yeter. Dün ısrarla evimizden gitmek istediğinde anlamam gerekirdi. Fazla bir dünyalığım yok. Neyim varsa hepsini Yusuf'a bırakıyorum ve ondan af diliyorum. Siz de beni affedin, ne olur. Ben 4 yıldır hileyle Yusuf'u yanıma aldım. Onu hırsızlıkla suçladım. Allah beni affetsin. Siz de beni bağışlayın. Yusuf'um hırsız değil. Onun belini okuşa ben kendim sarmıştım.
Ben yaptım. Bunu biliyorduk. Kendini yorma. Bunu herkese söyleyin ne olur. Yusuf'um hiçbir zaman hırsız olmadı. Hiçbir zaman. Sen kendini yorma. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Yusuf, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Bazıları için rahmet ve bereket, bazıları için de ziyan ve kaybetme vesilesi olacak. Kıskançlık ve kin işaretleri görüyorum. Tamam. Yusuf'a dikkat et. O peygamberlik yolunu devam ettirecek. Bir an bile onu yalnız bırakma. Bir an bile onu yanından ayırma. Yanında uyusun ve onu tek başına bir yere gönderme. Ah. Faika. Faika. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Selamımı annemiz Refika'ya ve babamız İshak peygambere söyle. Rahile de selam söyle. Ve büyük babamız İbrahim'e de selam söyle. Yüzünüzü yalnızca ona dönün ve yalnızca ona sığın. Ne istiyorsanız ondan isteyin. Diğerleri aciz, her şeye kadir olan odur. Başkaları kalplerinizi, sırlarınızı bilmez. Ama her şeyinizden haberdar olan odur. Yardım istiyorsanız o size yardım eder. Korunma istiyorsanız o sizi korur. Eğer nimet istiyorsanız yerin ve göğün hazineleri onda. Eğer nasihat istiyorsanız size nasihat eder. Başkalarından istediklerinizin tamamı onun yanında. Ondan başkasına el açanların vay haline.
Vaat edilen günde adil davranırsa birçok kişi hesabını veremez. Yarın Allah mazlumların elinden tutarsa birçok güçlü emir yenilgiye uğrar. Ve eğer isyan edenler çirkin eylemlerini görürlerse gözlerinden nice yaşlar akar. Gözlerinden nice nice yaşlar akar. Şu halde o gün için azık hazırlayın ve hareketlerinizi düzeltin. Faika bizden önce gitti. Hiç şüphesiz hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Gelin Faika'nın ruhu için hep beraber dua edelim. Rabbim, Faika'nın ruhunu salihlerin ve sevdiğin kulların ruhu içinde yükselt.